risk yöntemiyle karşınızdayız. Bakan Nebati'ye dönüyoruz. Açmış olduğumuz dış temsilciliklerimizle aslında Türkiye'nin nasıl merkezi bir konuma geldiğini, küresel bir aktör olduğunu, tarihi yaşayan değil, tarihi yapan bir ülke konumuna geldiğini özetledi. Aslında hepimizin hikayesi aynı. Türkiye yepyeni bir hikaye yazıyor 20 yıldır. Ve bu hikaye her geçen gün güçleniyor, kuvvetleniyor ve damgasını vurarak yoluna devam ediyor. Yeter ki inanalım. Yeter ki güvenelim. Yeter ki bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok iyi değerlendirelim. Yolumuz açık, bahtımız açık ve menzilimize doğru koşarak gidiyoruz. Bu anlamda da Türkiye ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda da bununla birlikte değerlendirmek ve her şey açıdan bütüncül bir bakış açısı ve tüm aktörler arasındaki ilişkilerin iyi değerlendirilmesi açısından çok değer atfettiğimiz bir bölüm aslında. Bütçedeki güçlü görünümümüzü Ocak-Mayıs 2022 döneminde de devam ettirdik. Ve bütçe 125 milyar lira fazla verdi. Mayıs ayı vergi gelirleri artışında en büyük pay bir önceki yıla göre %497 oranında artışla 148 milyar liralık tahsilata ulaşan kurumlar vergisi geçici vergisine ait oldu. Diğer taraftan küresel enflasyonist baskıların ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışımızın zaruri hale getirdiği ek bütçeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunduk. Dün gece plan bütçedeki programlarımızı bitirdik ve bugün sizinleyiz. Ek bütçe teklifimiz plan bütçe komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Bu ek bütçe ile merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırılırken söz konusu giderlerin karşılığı olarak genel bütçe gelir tahminleri de aynı tutarda artırıldı. Böylelikle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuz kullanabilmelerine, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin ve çalışanlarımızın, aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz. Uygulamaya aldığımız Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz üretim, ihracat, istihdam ve makine teçhizat yatırımlarında dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı. Salgın döneminde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, zayıf sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin etkisiyle önemli ölçüde daralmıştır. Ancak Türkiye'miz pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış, bugün de büyüme başarısını sürdürmeye devam etmektedir. Büyümede 2020 ve 21 yıllarındaki yüksek seviyedeki pozitif ayrışma 2022 yılının ilk çeyreğinde de %7,3 büyüme oranıyla devam etmektedir. Ve dengeli bir şekilde büyüyoruz. Son dönemde görüyoruz ki uluslararası kuruluşlar 2022 yılı küresel büyüme tahminlerini sürekli aşağı yönlü güncelleyerek merken ülkemize yönelik tahminlerinde yukarı yönde bir güncelleme yapıyor. Bildiğiniz üzere ihracatımız 2021 yılı sonunda 225,3 milyar dolardı. 2022 Mayıs ayı sonunda yıllık bazda 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Devam edecek. İhracatçılarımızın devam eden gayretleriyle 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize yıl sonunda değil, daha kısa bir zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Dış ticarete ek olarak hizmetler dengesine baktığımızda da oldukça olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. 2022 yılı Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 3,8 milyon kişi olurken bu sayı yılın ilk 5 ayında 11,3 milyon kişiye ulaşmış durumda. Yabancı ziyaretçi sayısında Ocak-Mayıs ayındaki artış %207.
Bu rakamlar Haziran ayının sonunda 19 milyona ulaşacağımızı, yıl sonunda da 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi de aşacağımızı müjdelemiş oluyor. Diğer taraftan gıda ve enerji arz güveninin önemi ve öncelikli hale geldiği bu dönemde küresel tedarik zincirlerimiz çeşitliliğimizi çeşitlendirirken tedarik sürelerimiz de kısalmaya başladı. Türkiye'nin lojistik imkanları ve stratejik konumu itibariyle yeni ticaret düzeninden önemli ölçüde pay alacağına ve sürdürülebilir büyüme trendini sizlerin gayretleriyle devam ettireceğine inancımız tamdır. Türkiye Tokyo'dan New York'a tam 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunuyor. Değerli büyükelçiler, İstanbul'u hedef aldığınızda, merkeze koyduğunuzda 3,5-4 saatte 1,3 milyar pazarlık insan pazarına, aynı zamanda 26 trilyon ticaret hacmine ulaşabilen ender ülkelerden bir tanesidir. Bu Türkiye'yi vazgeçilmez ve Türkiye'yi bir üretim üssü olmayı zorunlu hale getiren aslında büyük bir imkan. Ve biz bunu değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendirdik? 2020 yılında dünya küçülürken salgında biz 1,8 büyüdük. 2021 yılında siz çok küçük oranlarda büyüyeceksiniz diyen birçok ulusal ve uluslararası kuruluş her ay istisnasız Türkiye ile ilgili büyümesini güncelledi. Ve %11 ile büyüdük çift haneli olarak. Çünkü Türkiye sadece kamu otoritesinin ortaya koymuş olduğu iradeyle değil, aynı zamanda tüm bileşenleri yani iş insanlarıyla, toplumuyla birlikte hareket edip 2020-21'i adeta Türkiye'nin bir başarı çıtasını yükselten dönem olarak gördü ve bunu da başardı. Başarmaya devam edeceğiz. Bakın, bu durum ülkemizin ticaret koridoru bakımından en efektif ülkeleri olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ayrıca tarihi İpek yolunun canlandırılması girişiminin önemli bileşenlerinden biri olan Orta Koridor projemiz bizim için özel bir öneme sahip. Türkiye'yi Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi üzerinden Türkmenistan ile Kazakistan'a ve devamında Afganistan, Pakistan ve Çin'e bağlayan bu proje hem Türkiye'ye hem de güzergah üzerindeki tüm ülkelere ciddi ekonomik fırsatlar sunuyor. Siz değerli girişimci ve dinamik iş insanlarımızdan beklentimiz Türkiye'nin bu önemli avantajlarını fırsata çevirerek gereken tüm aksiyonları almanız, ülkemizi küresel değer zincirlerinde çok daha üst seviyelere, üst noktalara taşımanızdır. Ülkemiz ekonomisinde kat ettiğimiz mesafeler iş gücü piyasasında da olumlu yansıyarak hem istihdamın hem de iş gücü verimliliğinin artmasını sağlıyor. Toplam istihdamımız 2022 yılı Nisan ayı itibariyle 30,4 milyon kişiye ulaşmıştı. 2020 yılını Sayın Bakanım, değerli milletvekillerim, lütfen hatırlayın. Öldük, bittik, yandık, işler bitecek, dükkanlar kapanacak, kepenkler kapanacak, insanlar işsiz kalacaktı. Öyle dediler değil mi? 2021 yılında da aynı şeyi söylediler. Hala söylemeye devam ediyorlar. Onlar söyledikçe biz çalışanlarımızın sayısını artırıyoruz, 30,4 milyon. Nisan 2020 salgının başladığı dönemden bugüne kadar sizlerin de katkısıyla Türkiye ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi. Ya bunlar ölmüyoruz, bitmiyoruz, biz hep beraber büyüyeceğiz desek vardı. Birlikte hareket etsek, onların enerjilerini de alsak bu ülkede nice 30 milyonları aşacak müjdeleri hep beraber paylaşırız.
Merak etmeyin. Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya, kazanmaya, kazandırmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz. Küresel ekonomide birçok zorlukla karşılaştığımız bu dönemdeki başarılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız makro politika seti son derece etkili oldu. Ayrıca kamu maliyesi ve bankacılık sektörümüzdeki güçlü görünüm ve ülkemizin düşük borçluluk seviyeleri bu tabloyu daha da umut verici hale getiriyor. Değerli dostlar, her konuşmamda ısrarla söylediğimiz bir tespit var. Aslında bir gerçeklik. Enflasyon. Mücadele ediyoruz. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Ve bu mücadeleden de Allah'ın izniyle galip gelecek hep beraber bizler olacağız. Gıda ve enerji fiyatlarında görülen artışlar son dönemde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri fark etmeksizin tüm dünyada tarihi yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Özellikle petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının olağanüstü bir şekilde artması bize enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa kömürü kullanmaya, daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Zor her zaman oyunu bozar. Ülkenizin çıkarları, ulusal menfaatleriniz ön plana gelince akan sular durur. İşte Türkiye'de zaten son 20 yılda ortaya koymuş olduğu anlayış budur. Ulusal çıkarlar ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren her konuda özgür ve kararlı adımlar atmak. Buğday, ayçiçeği yağı ve çeşitli tahıl ürünlerinde başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere ihracatçı ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gitmesiyle enflasyonist baskıların tüm dünyada arttığını görüyoruz. Tüm bu olumsuz gelişmelerin vatandaşlarımızın alım gücünü zorladığının da farkındayız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için azami gayret göstererek gerekli adımları hızlı bir şekilde attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda hane halkının tüketim sepetinde önemli yer tutan gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi belirli ürünlerde KDV indirimine gittik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini %18'den 8'e indirdik. 2022 yılının ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğalgazın %81'ini, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın ise %25'ini sübvanse ettik. Geçtiğimiz haftalarda Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışların yasal zemin çerçevesinde %25'le sınırlanmasına karar verdik. Böylece vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarından koruma yönünde önemli bir adım daha attık. Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nde ilgili kurumlarla alacağımız proaktif kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz. Kredilerin tüketimden ziyade üretime yönlendirilmesini sağlamak üzere tüketici kredilerindeki makro ihtiyati tedbirleri sıkılaştırdık. Bu kapsamda tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 50 ile 100 bin lira arasında olan krediler için 24 ay, 100 bin lira üzerindeki krediler için 12 ayda sınırlandırdık. Dar gelirli vatandaşlarımızın krediye erişim imkanını gözeterek 50 bin liraya kadar olan tüketici kredilerinde bir vade sınırlamasına gitmedik. Ayrıca tüketici kredilerinden alınan banka sigorta muameleleri vergisi oranını da %5'ten 10'a çıkarttık. Makro ihtiyati duruşumuzu bir adım daha ileriye taşımak ve kredilerin hızını büyüyerek talep eden enflasyon neden olmasını engellemek amacıyla dün itibariyle BDDK malum bazı ek düzenlemelere gitti
Ve bu ek düzenlemelerimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından da sürekli güncellenerek devam edecek. Birinci el konut alımlarının üretim ve istihdamat katkısının daha fazla olması gözetilerek ikinci el konut alımlarına göre kredi değer oranlarının ve azami kredi tutarının daha esnek tutulması sağlandı. İkinci el konut alımlarında kullandırılacak kredilerin de ikinci el konut fiyatlarındaki artış olan etkisinin sınırlandırılması hedeflendi. Böylece 10 milyon lira üzeri değere sahip konutlar için artık konut kredisi alınmayacaktır. İkinci el konutlarda 5-10 milyon lira arası için 2,5 milyon lira, birinci el konutlarda 3,5 milyon lira kredi kullanımı sağlanabilecektir. Ayrıca söz konusu değişiklik kapsamında iklim değişikliği alanındaki ortak çabaların desteklenmesine katkıda bulunmak için enerji sınıfı A ve B olan konutlar açısından kredi değer oranında farklılaştırmaya gidildi. Bazı kredi kullanımlarında makro ihtiyati politikalarla sıkılaştırmaya gidilmiş olsa da yatırım, üretim ve ihracat ekseninde ülkemiz için katma değer sağlayan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Öte yandan 20 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan ve izleyen dönemde liralaşma politikamıza önemli katkı sağlayan kur korumalı mevduat enstrümanını son dönemde yeni finansal araçlarla destekliyoruz. Bu çerçevede tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza alternatifler sunmak amacıyla geliştirdiğimiz gelire endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdik. GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83.816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir. Değerli katılımcılar, iş dünyamızın finansmana erişimini destekleyerek yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikamızla yeni kredi paketlerini uygulamaya aldık. Bu kapsamda kredi garanti fonu aracılığıyla 2022 yılı başında toplam 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk. Son dönemdeki selektif kredi politikamıza yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ile 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Finansmana erişim ile ilgili attığımız adımlara ek olarak vergi kanunlarında da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık. İhracatı yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların İhracat bedellerinin %10'una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Böylelikle Bakan Nebati'nin açıklamalarını ekrana getirdik. Gün boyunca bu başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Programı kapatıyoruz. Hoşçakalın.